Hoş geldiniz Kerem Bey. Nedir durum? Her şey yolunda Kerem Bey. Gözümüzü dört açıyoruz. Güzel. Aa Kerem Bey. Siz gitmemiş miydiniz? Gittim ve geldim. Hoş geldin Kerem Bey. İçeri girsene. Yok girmeyeyim teyzeciğim şimdi. Hayırdır Kerem Bey, bir sıkıntı mı var? Yok Elif, ben bütün gün buradayım, ona haber vereyim dedim. Yok canım, hiç zahmet etmeyin. Zaten her yerde koruma var. İyiyiz biz. Olsun, ne olur ne olmaz. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben buralardayım. Ayrıca hani evde sıkılırsanız, gezmek isterseniz beni her zaman haberdar edebilirsiniz. Bugün çok yorulduk biz, zannetmiyorum hiç çıkmayız evden. E hani bugün kontrol vardı? Hastaneden mesaj attılar ya. Kontrol varsa ben seni bırakabilirim Elif. Eğer istersen. Kahraman Bey gelmeyecek mi? Onlar yengemle yemeğe çıktılar. Bence zor. İstersen Kerem Bey'le gidebilirsin madem Kahraman Bey'in eşiyle işi varmış. Yok ben hiç zahmet vermeyeyim. Ne zahmet Elif? Ben senin için. Yani sizin için buradayım. Peki gidelim. Elif Hanım, buyurun. Doktorumuz Aylin Hanım birazdan gelecek. Aylin Hanım mı? Bizimle her zaman Sevel Hanım ilgilenirdi. Sevel Hanım, acil bir ameliyata gitmek zorunda kaldım. Bugünlük Aylin Hanım ilgilenecek, buyurun. Peki. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, annemiz hazır olunca bakalım bebeğimizin keyfi yerinde mi? Buyurun, siz de içeri gelin. Dışarıda kalmayın. Bebeğin sağlığı gayet iyi görünüyor. Maşallah, bugün bayağı hareketli. Yalnız kilosu birkaç hafta geriden geliyor. Annesi, beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Stresten de uzak durun. Biz nasıl bunaldığımızda, sıkıldığımızda, iştahsızlaşıyorsak anne karnındaki bebek için de aynı. Sizin sıkıntınız bebeğinizin beslenmesini etkiliyor. Anlaştık mı babası? Annemizi üzmek yok. Gıdasına da dikkat ediyoruz. Bu beslenme programınız. Buna ne kadar uyarsanız anne için de bebek için de o kadar iyi. 2 hafta sonra kontrole bekliyoruz. Seval Hanım o zaman detaylı bir bilgilendirme yapar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Doktor birden babası deyince kilitlendim kaldım. Her cevap da veremedim. Ya kızmadın değil mi? Neden kızayım Kerem Bey? Görmediniz mi? Ben de ağzım açıp hiçbir şey söyleyemedim. Dert etmeyin siz de. Rahatlattın beni Elif. Ben de kızmışsındır diye düşünmüştüm. Aslında durum o kadar tuhaf ki. Herkes bu bebeğin annesi benmişim gibi davranıyor. Ama öyle değil. Öte yandan onu karnımda taşıyorum. Ben ne hissedersem onu hissediyor. Doktor nedeni duydunuz. Bütün üzüntümü, sıkıntımı, mutluluğumu, hüznümü, her şeyimi. Haklısın. Ne diyebilirim ki? O kadar garip ki. Benim kanımla, canımla beslediğim, benimle birlikte büyüyen bu yavrunun annesi ben değilim. Yaşadığım her şey o kadar tuhaf ki. Her şey yalan. Tuhaf tabii. Neyse hadi gel kitaplara bakalım. Bak Elif, bu kitabı alalım mı? Aslında hiç zahmet etmeyin Kerem Bey. Bende buna benzeyen bir iki kitap daha var. Bebeğin kilosu düşükmüş. Bundan sonra öyle kafana göre hareket etmek yok Elif Hanım. Her şey kitabına uygun olacak. Hiçbir yörükan olması gerekenden daha zayıf olamaz. Yörükanlar. Bir de film seçelim istersen. Akşam beraber izleriz. Kerem Bey bakın filme gerçekten hiç gerek yok. Yani sen, ben, Nazlı, Sultan teyze hep birlikte diyorum. Hem onlar da çok bunaldı bu aralar. Kafaları dağılır diye dedim. Şöyle bir düşündüm de. Aslında haklısınız. Ne zamandır onlarla doğru dürüst hiçbir şey yapmadım.
Film iyi fikir. Süper. O zaman sen seç filmi. Gözleri kızarmış ama. Ağlamaktan kızarmıştır. Çocukken anneannem yemeklerimi yarım bıraktığımda arkandan ağlar derdi. Haklıymış. O zaman niye gülüyor peki? Seninle aynı masada olduğu içindir belki. O zaman bu da size gülümsesin. O kadar iyi olmadı ama idare edin artık. Vallahi ben onun yerine senin gülmeni tercih ederim Elif. Hah, şöyle. Tek yazma ihtiyacı duymuyorsun. Evet, dediğini anlıyorum. Sevgi benim için neden farklı olsun? Çok mutluyum, seni seviyorum. Kendimi sana adamışım. Harika bir hayatımız var, değil mi? Evet, evet haklısın. Neden sadece mutlu olamıyoruz? Haklısın. Sana bir çay daha getireyim. Elif otur sen, ben bakarım. Durduralım mı? Yok, siz devam edin. Geliyorum ben şimdi. Dayı, hoş geldin. Hoş bulduk. Yemekte değil miydiniz siz bugün? Niye geldin? Yemekten erken çıktım. Sen ne arıyorsun bu saatte burada? Elif'i doktora götürdüm. Bebeğin kontrolü varmış bugün. Sonra da kalayım dedim. Kahraman Bey. Bugün bebeğin kontrolleri varmış. Neden haber vermedin bana? Ha evet. Kerem Bey Defne Hanım'la yemekte olduğunuzu söyleyince rahatsız etmeyelim dedik. Abla. Durduruyorum filmi. Nazlı sen seyretmeye devam et. Geliyorum ben. Film mi izliyorsunuz? Elif'in canı sıkkındı bugün. Biraz moral olur dedim. Peki. Ben rahatsız etmeyeyim o zaman sizi. Yarın sana bir sürprizim var. Eğer uygun olursan sabah aldırtırım. Olur. Hadi gidelim Kenan. Sen git dayı. Film bitsin gelirim ben. Peki. Nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz.